Çek sandalyesi. İthal ürün. Kutudan gördüğünüz gibi bu şekilde bir ürün çıkıyor. Ve ayrıca şu da ayak koyma aparatının olduğu paket. Şurada kullanım şeklini ve garantisini anlatıyor. Şöyle iki tane ayaklık çıkıyor. Patlanabilir. Açılabilir iki tane ayaklık. Bunlar da sıkmak için gerekli alanlar ve malzemeler. İlk önce ben sandalyeyi tanıtmak istiyorum. Sandalye böyle pratik, sırt kısmı katlanabilen, ayakları sürüp tak yapılabilen. Fren sistemli, ön tekerlekleri dolgu şişkin. Sandalyeyi şu şekilde açıyoruz. Oturma yeri kumaştır. Sırt kısmı şu şekilde yukarı doğru kalkar. İstenildiği zaman şurada mandallar var. Şurada mandallar. Mandala basıyoruz. Şu şekilde katlanabiliyor. Aracın bagajına sığması için, asansöre sığması için veya rahat taşıması için. Şu şekilde gördüğünüz gibi tüm yerlerine oturuyor. Oturduğu zaman rahatlıkla taşıma işlemini yapabiliyoruz. Yan taraflarda yine burada pimler var. Bu yan kolçaklar rahatlıkla çıkabiliyor. Pimlere basarak şöyle sök tak yapabiliyoruz. Hasta yana oturacağı zaman şu şekilde sığmadı da yana oturacak veya inecek veya lavaboya kalkacak veya yatağa geçecek. Bu geçişler esnasında şu kolçukları rahatlıkla çıkartıp sök tak yapabiliyoruz. Şöyle bastırarak oturtuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ikinci husus da şu. Şu gördüğünüz ayaklık. Ayaklığın alt kısmı şu şekilde açılıyor. Burası baldır kısmı. Bu oynar, baldıra göre hareket eder. Bunu sandalyeye takarken, ayaklığı sandalyeye takarken şu mandal kısmı her zaman iç kısımda kalacak şekilde. Görüyorsunuz şurada üstte bir tane pim, altta bir tane daha pim var. Şu şekilde oturtuyoruz. Tık sesi geldikten sonra bu bir daha çıkmaz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane bir aparat var. Bu aparat sayesinde ayaklık yukarı doğru hareket edebilir. Hasta rahatlıkla ayağını uzatabilir. İstediğiniz boyutta, size'da bu kalabilir. Burada kalır, şurada kalır. İstediğiniz ayarda şu yandaki aparatla ayarlayabiliyorsunuz. Diğer tarafı da takalım. Yine bu dışarıda kalıyor. Şu şekilde mandal içeride kalacak şekilde koyuyoruz. Ayak kısmı, diğer baldır kısmı. Bir taraf havada, bir taraf aşağıda olabilir. Veya iki taraf aşağıda kullanabilirsiniz. Şu şekilde bunu yukarı kaldırmak isterseniz şu şekilde kaldırabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra şu şekilde yapıyorsunuz. Şunu da böyle yapıyorsunuz. Baldırı böyle, ayak böyle. Şu orta bölümden rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz. Bunu da aşağı indiriyorsunuz. Taşırken dikkat etmeniz gereken hususlar. Şuradan, elinizden geldiği kadar şuradan kaldırarak taşımayın. Şunu tutturalım. Şuradan kaldırarak taşımayın. Ana gövdeden ve kolçaktan kaldırarak taşıyın. Çünkü şunu kırıyorlar genelde. Taşımak için zorladıklarını. Buradan kaldırın. Kullanacak kişi giderken elinizden geldiği kadar hasta sandalyeyi kullanacağı zaman şuradan fren sistemiyle kapatın. Kapattıktan sonra hastanız insin ve binsin. Genelde dengeyi şaşırıyorlar. Oturma esnasında şu şekil.
tekerlekler frenli olmadığından dolayı elleriyle şöyle arkaya doğru kayabiliyorlar. Bunu engellemek için şurada gördüğünüz fren sistemi ve diğer taraftaki fren sisteminden kapatıyorsunuz. Hastanız rahatlıkla arkaya kaymadan ya da ileri gitmeden oturabiliyor. Şu şekilde. İşi bittikten sonra frenleri açıyor buradan. Rahatlıkla kendini sürebiliyor yanlardan. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Şurada sürme aparatı var. Rahatlıkla kullanabiliyor. Arka tarafta hastayı refakatçi kullanırken arka tarafta şurada gördüğünüz basma aparatları var, iki tane. Bu aparatlar sayesinde basamak veya kaldırımı şuraya basarak ön tarafı kaldırıyorsunuz. İnişlerde ve çıkışlarda ön tarafı basamağın üstüne koyup arka tarafla rahatlıkla hastayı taşıyabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra da bu şekilde katlıyorsunuz. Kutusunda evet, hafif rahat kullanabilen bir sandalye. Kodu da WSB23. Gördüğünüz gibi 19 kiloluk sandalye. Sandalyenin iç ağırlığı 17,5. Kutuyla beraber 19,5 kiloluk bir sandalye. 17,5 kiloluk sandalyeyi rahatlıkla yetişkin biri taşıyabilir. Şimdiden kullanıcılara hayırlı olsun. Hayırlı günler, iyi günler.